Merhaba sevgili Güreş Türkiye üyeleri, Güreş Türkiye YouTube kanalı dinleyicileri ve dışarıdan da olsa bizi dinleyen tüm güreş severler, tüm WWE severler. Bugünkü Raw'u konuşacağımız podcast'imize hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle podcast'imize bir iki kutlamayla başlamak istiyorum. Birinci kutlamamız bugün çok sevgili radyocumuz, şu anda aramızda yok, parti veriyor. Luke Wizard Eren Nur'un doğum günü. Hepinizi dolu kutluyoruz. Doğum günü kutlu olsun Eren. Allah kardeşim, İyi ki doğmuşsun kardeşim. Ve daha sonra da Güreş Türkiye YouTube kanalı 30 bininci üyesine ulaştı. 30 bininci abonesine ulaştı. Kıyamet. Alkışlar kıyamet. Rezalet. Bu kadar az mı alkış var? Evet. Devam edebiliriz. Bugünkü Raw'u konuşacağız. Ben Mehmet Duet Dinler. Buğra Gür The Pips. Punk City Taner Önem. Numan İnci. Caldwin. Dean Ambrose 31 Ege ile birlikteyiz bugün. Klasik kadro geri döndü. Evet, güzel bir Raw izlediğimizi düşünüyorum şahsen ve hemen konuşmaya geçmek istiyorum o yüzden. Şovu geçen hafta ortalığı yakıp yıkan, yıkıp döken, Brock Lesnar'ı doğduğuna pişman eden, UFC'den geldiğine pişman eden Braun Strowman açıyor. Ama o da sonra bu pişman ettiğine pişman oluyor ki Kurt Angle gelip geçen hafta sen insanların sağlığını tehlikeye attın, o yüzden seni kovuyorum diyor. Strowman'ı hemen burada bu segmentte bitirmeyeceğim, devam edeceğim. Strowman arka alana gidiyor, arka alanı yıkıyor, orayı yıkıyor, burayı yıkıyor, her şeyi yıkıyor. Canlı yayın arabasını yıkıyor, canlı yayın tırını deviriyor. Üzerine Michael Cole'a saldıracakken Kurt Angle geliyor, diyor ki Stephanie McMahon'dan telefon aldım, tamam seni kovmuyorum. Şampiyonluk maçında da varsın. Ne olur Michael Cole'u rahat bırak diyor. Strowman tabii Michael Cole'u öldürüyor ve gidiyor. Bugünkü şovda geçen haftadan büyük dayak yiyen, büyük papara yiyen Kane ve Lesnar yoktu. Strowman tek başına Universal Championship feodunu aldı, götürdü, taşıdı. Görüşlerinizi alabilir miyim? Taner Önem'le başlayalım. Bu segmentin bana getirdiği tek şey Raw'un canlı yayın arabasını görmek oldu. Güzel arabaymış hakikaten. Başka bir yorumda bulunmak istemiyorum. Bu kadar leş bir segment olamaz. Abi şimdi bu adam bunları yapıyor ya. Neyse şimdi spoiler vermeyeyim. Birazdan konuşacağız zaten de. Bunları neyi yapıyor bu adam biraz. Şimdi. Hani bu tekrar kovulduğu şey oldu ya yeri yani. Hepsini şimdi konuşacağız. Hepsini şimdi konuşacağız. Ha şimdi mi? O zaman söyleyebilir miyim o zaman? Söyle. Bu adamı kovuyorlar. Yok McMahon aramış da Stephen McMahon aramış da bu adamı geri alıyoruz. Lan çocuk oyuncağı mı bu? Hani Angle'ın karizması? Hani şeyi? Nerede bu adamın karizması? Hani Kurt Angle, hani ne oldu bu adama? Royal Rumble'da tekneyi... Royal Rumble bir dakika. Şey şimdi bu adam böyle Destroy'a takılıyor, tamam Mehmet Dinler. Bu adam Royal Rumble'da gene babayı alacak. Ne olacak bu iş ondan sonra? Tekrar yükselecek, tekrar babayı alacak, tekrar yükselecek. Tamam, o zaman gene böyle etrafı adam, yakıp yıkmaya devam etsin kardeşim. Biz sakinliğimizi koruyoruz. Adamın son 1,5 yılı babayı alarak geçti. Düzenli aralıklarla ama... Yani o düzenli aralıkların düzenli aralıklarında da yükseliyor tekrar. Bak ben adam bir laf söyleyip yani. Ben bir laf söyleyip Güre mikrofonu bırakıyorum. Çakallar çakallıklarını yapmaya devam etsin. Biz Leicester tarafı olarak aslan gibi duruyoruz hala. Buradayız yani, sıkıntı yok. Al işte. Şimdi Lesnar sevenler bir köşeye. Dün gece Golden State. Lesnar sevenler köyüne. Aynen. Dün gece Golden State Cleveland Cavaliers maçı vardı. WWE Raw senaristleri muazzam, kendi içinde kendi kendine gerilim yaratan, kendi kendine eğlence yaratan, kendi kendine soru işaretleri yaratan bir saatlik bir storyline yazmışlar. Hatta 1,5 saatlik. Muazzamdı. Bundan daha iyisi olur muydu bilmiyorum. Ama hem bu kadar büyük bir rakip varken bu kadar az izlenecek bir av şovunu bu kadar yumuşak bir şekilde geçirmek bence çok önemliydi. Hem Lesnar'ı hem Kane'i göstermediler. Hem de günü idare edip haftayı kurtardılar. Strowman kovulmayacağı zaten belliydi. Ya da bu senaryonun ucunun bir hafta sonraya uzamayacağı belliydi. 1,5 saatlik muhteşem bir aksiyon yaşatıp muhteşem şekilde bağladılar. Ben çok beğendiğimi söylemeliyim. Çünkü teknik açıdan bundan daha iyisi olamazdı. Belki genel hatlarıyla çok güzel değildi fakat bundan daha iyisi olamazdı. Özellikle Lesnar ile Kane'in kullanılamayacağı bir haftada. Ben en azından şey ya, Royal Rumble'da kazanamazsan maçı kovulursun tarzı bir şeye bağlamalarını isterdim yani. Ya o gene mantıklı İlginç olurdu ya.
İlginç bir şeyler katılabilirdi. Ege, sen ne düşünüyorsun kısaca Lesnar, yani Strowman vesaire vesaire? Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Braun Strowman'ı döverken ben çok zevk alıyorum. Bir şeyleri yıkıp geçerken. Roman Reigns'le Feodun'da mesela aynı şekilde. Bu adam mesela sürekli tır devirip duruyor. Kurt Hawkins'i yıktı geçti. Orada bir üzüldüm tabii ki adama. Bir tek pastacı çocuğu yıkmadı orada zaten. Pastacı adama. Pastayı yedi devam etti ya. Ben öyle pastayı ya. Yüze yapıştırmakla ama falan uğraştım. Adam çok masum bakıyordu abi. O adama vuramazsın ki sen. Çok masum bakıyordu. Çok kraldı ya. Ben çok abi, eğlendim. O değil de. Ya, i̇nşallah Michael Rumble'da Cole da dayak yediği için sevinmediniz mi? Yani. Michael Cole dayak yediği için sevinmediniz mi ya? Evet. Ay, keşke bir daha yeseydi. Keşke bir daha dönmese dedim yani. Yok. Keşke yanında Byron Saxon şey var ya, Byron Saxon. Onu da keşke dönseydi anasını satayım. Katılıyorum. Katılıyorum. Numan? Sen bir şeyler diyecek misin? Ben Strowman'ın bu hallerini sevdim. Bu tane niye beğenmedi onu alalım. Neyse onu geçeyim abi. Ben beni demedim ki, saçma buldum dedim sadece. Ben çok zevkli. Abi ben çok zevk aldım ya. Bütün şovlara bolat için çok zevkliydi. Zevk almaya biz devam edin. Royal Rumble'da biz zevk alacağız kardeşim. Biz devam edelim işte, böyle. Al işte güneş tomarı. Ya bu bir dakika, bu radyoda niye Brock Lesnar sevici birisi var ya? Neyse. Vallahi ya. Neyse abi. Rumble'da umarım Mahmut Kuşi belirler yani. Köyüne. Abi umarım şu maçtan en hafif şekilde yani en hafif yarada çıkardı. Ne bileyim ya abi. Harbiden biraz şu olaydan sonra böyle kaybetmesini istemiyorum adamın da. Kaybedeceğini belli. Yani ne olacak hiçbir şekilde bilmiyorum. Umarım sonu iyi alınır ya. Şey, kimin kazanacağı falan daha çok yakında Rumble radyomuz var zaten. Orada devam edeceğiz. O zaman 30 bin takipçimize selamlar. Devam ediyorum Raw'u konuşmaya. Takımlar aksiyonu. Geçen haftadan yarası olan The Bar, Titus Worldwide'la kapışıyor ikinci defa. Bu defa kazanacak gibiler. Titus Worldwide'in geçen sefer yaptıkları şeyleri yemiyorlar. Lakin bu sefer de yırtık donundan kim çıkıyor? Jason Jordan çıkıyor. Dikkatlerini dağıtıyor. Titus Worldwide bir kez daha The Bar'ı mağlup ediyor. Maçın ardından Jason Jordan rampada sırıtırken Seth Rollins geliyor, sen ne bok yiyorsun diyor. Öyle geçiyor. Ama Titus Worldwide 2 hafta üst üste The Bar'ı yenmeyi başardı. İlk sorum, Titus Worldwide'ın Royal Rumble'daki maça katılma ihtimali hakkında ne düşünürsünüz? İkinci sorum, sizce Jason Jordan hangi gün kovulsa daha çok hoşunuza gider? Buğra Gür. Ya Jason Jordan mevcut senaryosuyla tam bir piç. Bana bir gün söyle. Tam bana istenmeyen. Ben kovulmasını istemiyorum abi. Ben hoşuma gitmez yani. Evet. İlk sorum, Titus Worldwide Rumble'daki maça girebilir mi? Muhtemelen girecektir. Şöyle İzlemeye girebilir en önünden bence. Al işte. Taner'in yorumunu da böylece aldık. Ege sen ne düşünüyorsun? Ya Titus Worldwide girmez çünkü bu adamları Rumble'a duyurdular zaten. Rumble'a böyle işi eğlendirecek adamlar da lazım. 13 kişi sen falan vardı daha şu anda. Seth Rollins Rumble maçına girmeyecek mi sanıyorsun sen şimdi? Jason girmeyecek mi sanıyorsun sen? Onlar girer. Bu arada 30 bin abone olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Doğru. Ya onlar başka, Titus Worldwide başka. Peki Numan? Abi ben girmeden istemem ya. En azından şu rövanş işlerden çıksın da tertemiz. Şu ya duvar çekilsin şu şeyden, kemerden ya. Girmeleri gerekiyor çünkü alttan ben kemerin abi artık Balor Club'ın kemeri alması istiyorum ben. Şu en azından Carl Anderson'dan Luke Gallows'un kemeri alması istiyorum abi. O WrestleMania'ya gider. Raw'u konuşmaya devam ediyoruz o zaman. Cruiserweight aksiyonu var sırada. Ay. Enzo ve Tony Nese şeye geri dönüyor. Zoo Train'e geri dönüyor ve Enzo Amore'nin destekçisi olarak maça çıkıyor. Cedric Alexander'ın destekçisi ise Goldust. Cedric Alexander maçı basic bir şekilde kazanıyor. Goldust'ın da destekleri arasında ve şey, hani Rumble'da maça çıkacaklar Enzo'yla kemer için tekrar. Klasik bir şey. Buğra Gür'e sormuyorum gençler. Sizin söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa hemen onları da alayım, devam edelim. Abi şey güzeldi bu Tony's. Kenarda böyle bir tekmeliyordu ama orada karın çalışıyormuş gibi hareketi vardı. O aklımda o kaldı benim böyle bir tek. Allah senin belanı. Tony zaten gelirken yani göbeğini göstere göstere geldi. Abi yok, benim şöyle bir sıkıntım var. Ya Cedric Alexander'ın arkadaşı yok mu abi? Niye Goldust?
mis gibi ya arkadaş ben... abi işte. Abi yok, Cruiser McGregor'ı tekrarlıyor kendimi. Ya Cedric Alexander'ın şeyi yok. Hani ya, mikrofon performansı hiç yok. Goldust onun yanında çok iyi iş çıkarıyor ya. Hani çok iyi iş çıkarıyor yani. Çok güzel şey tamamlamaya başladı. Öyle absürt birliktelikleri sever WWE ya. Ben her an Goldust'tan saldırı bekliyorum ama yani. Abi çünkü adamın ne zaman ne zaman fate olduğu belli değil çünkü adamın abi. Şaşır bir şey belli değil. Adam belli olmuyor tahtalı çünkü Goldust'un. Ya zaten mix match challenge direkt absürt ilişkilere yoğunlaştı yani aynı mantıkta. Vallahi ben Goldust'ı kutluyorum ve tebrik ediyorum. Cruiserweight'e çıkarak ve Cruiserweight'te rol alarak gençlerin önünü tıkıyor ve Cruiserweight'te daha fazla promotionlarının bitip piç olup şirketten gitmelerine izin vermiyor. Goldust'ı kesinlikle Burak Gür. Evet, ben Burak Gür'e katılıyorum. Goldust ait olduğu yere dönmüştür. Ona hak ettiği yer burasıdır. Teşekkür ederim. Burak Gür'den Cruiserweight yorumu bir daha duymayacağım. Ayıp, izlemediğin şeyler hakkında yorum yapma. Devam ediyoruz. Kadınlar aksiyonu ama Numan'ın aksiyonu değil. Önce Asuka vs. Nia Jax konuşacağız. geçen haftadan böyle dream maç olarak sunulan bir NXT TakeOver'ın, NXT TakeOver London'ın galiba şeyi. Yok London değil. Neyse siktir edin. Nia Jax vs. Asuka maçı. Asuka Nia Jax'i ringin dışında sakatlıyor. Nia Jax girse de bileği sakat olduğu için maça devam edemiyor. Maçtan sonra Nia kutlarken Alexa gelip Nia'ya yardım etmeye çalışıyor. Pardon, Asuka kutlarken. Öyle öyle geçiyor. Buradan Kadınlar Royal Rumble'ına bağlarsak zaten en büyük 2-3 favoriden ikisi Nia Jax ve Asuka. Yani Asuka'nın galibiyeti kesinleşmiş midir sizce? Numa. Abi açıklamak gerekirse bence de kesinleşmiş bir şey geldi. Çünkü abi ben dün gece açıklamak gerekirse maçın sonuçsuz bitip Asuka'nın sakatlanacağını düşünüyordum. Asuka'yı maçtan çekmek için böyle bir şey yapacaklarını düşünüyordum ama tam tersi oldu. Hani Asuka büyük bir marap kazanacak herhalde Royal Rumble, öyle görünüyor. Ya da son hafta artık Nia Jax sakat bir şey var, arkadan saldırı mı sakatlar mı onu bilemiyorum da şu anda Asuka favori. Her türlü favori yani. Ben Asuka'nın kazandığını düşünmüyorum ya. Ben tek bir isimden çok korkuyorum. O da Ronda. Ronda Rousey. Ya Ronda gelse de gelmese de ben Asuka'nın kazanamayacağını düşünmeye başladım. Çünkü WWE böyle hani ilk promotionları kestiği zaman sürprizlere yer veriyor. El Nesel'de de yaptı. Money in the Bank'te de yaptı. Sanki yani başka biri gibi geliyor. Sürpriz diyeceğimiz biri. Ya ben bir... Sürpriz Ronda Rousey değildir. Bir dakika. Yani. Kadınlar Divizyonu'nun, Raw Kadınlar Divizyonu'nun eksi ne beyler? Bir Brock Lesnar figürü. Orada ben bir tane de bulmuyorum. Ya Asuka ya Rose olur. Ya belli. Bu bence Paige'in sakatlığından sonra çok ağırlaştı. Yani bu durum da çok kuvvetlendi. Ya bu figürü... Paige'in sakatlığına geleceğiz daha. Geleceğiz. Paige'in sakatlığına geleceğiz. Bu figürü... Ağlamadan. Bu figürü ya Ronda Rousey ile dolduracaklar ya da Asuka ile dolduracaklar. Bana %75 Ronda gibi geliyor. %25 de Asuka. Bence Kadınlar Rumble'ının başkasının kazanma ihtimali dahi yok. Rumble'dan sonraki değerlendirme yayınlarında bu Buğra ne kadar haklıymışsın kardeşim diyeceksiniz. Selam ve saygılar. Peki, 30 bin abone hayırlı olsun. Evet, bu arada 30 bin abone olduk. Herkese hayırlı olsun. 30 bin abonemize ben de gün geçtikçe Becky Lynch'in daha da favori olduğunu gözümde geçerek söylüyorum. O zaman bu aksiyonumuzda geçiyoruz. Bir adam iki yakın arkadaş. O nasıl açtık ya? Revival. Revival geri döndü. O yörenin random iki süperstarına karşı bir squash aldı. Ve ardından da bir röportaj verdiler. Biz şaklabanlık için burada değiliz. Güreşmek için buradayız dediler. Öyle. Revival ne zaman kemer fiyatına dahil olacak? Club'dan Titus Worldwide'dan önce mi sonra mı sizce? Bence sonra olacak. Bence de sonra olacak. Ege'din. Pardon Ege. Ege'din dediğime göre Numan da bir girsin. Numan sen de gir. Gerek var Ege. Ege. Bence de sonra girerler yani. Çünkü Club bir momentum kazanmaya başladı. Titus Worldwide'ın gireceğini pek zannetmiyorum da. Bu arada ekstra bir detay geçeyim şurada. Revival'ın yendiği adamlardan biri Bayley'nin sevgilisiymiş sanırım. Bayley'nin sevgilisi mi varmış? Burada magazin... Niye bu kadar şaşırdın? Niye bu kadar şaşırdın?
Bana şey gibi geliyordu da, lezben gibi geliyordu da. Belki biseksüeldir. Olabilir. Allah belanı. Magazin detayımıza geçelim burada. Tamamdır. Devam edelim mi? Kadın şey... Bir dakika ya, kadınlar maçı nerede ya? Yalnız ha, bir... tam daha varmış. Tamam tamam, bir segment, bir maçımız daha varmış ondan önce. Revival hakkında bir şeyler söylemek isteyen var mı? Buğra Gür, bence senin söyleyecek bir şeylerin vardır Revival hakkında. Revival bundan hani ilk geldikleri zaman bu promoyu kesmiş olsalardı tamamdım, okeydim. Baba sen harikasın, delikanlısın, çocuksun. Okey, profesyonel güreş, şaklabanlık yok. Hatta Kaval'ın ayrıldıktan sonra verdiği demeçler de buna benzer sözlerdi. Hatırlayacak olursanız. Ama bence inandırıcılık long düşük. Long long. Ya Kaval değil mi abi adı? Şu kravatla güreşen manyak mı? Lofty. Lofty ya. Yani şu Leykulu yanına takılan bir kel çocuk vardı ya, o işte. Lofty ya. Ya Lofty tamam, biliyor. İnsanlar biliyor mu bunu? Çomar. Yalnız ben şu an çok mutluyum. Şu an benim rolüm bulaması ki. Al işte. Paige emekli olmadı zaman... diye galiba. Scott Steiner tabii dönünce. Doğru, doğru. Hayır, ondan değil. Abi Paige tweet atmış ya. Neyse. geleceğiz oraya. Daha var oraya, geleceğiz. Geleceğiz oraya, devam ediyorum. Evet. Devam ediyorum. Mehmet dinler. Gecenin başında duyurulan bir maç vardı. Curtis Axel ve Bo Dallas 2'ye 1 handikap maçına çıkacaktı. Intercontinental şampiyon Roman Reigns'e karşı. Geçen hafta Triple Power Bomb'u yiyip çoğu yerde böyle 2.80 uzanmış bir şekilde kapatan, Miz'in ayaklarının dibinde kapatan, rezil rüsva olmuş bir şekilde kapatan Roman Reigns'e karşılardı. Tabii ki Miz Storaj dediğimiz o iki ufak tefek tıfıl çocuğu Miz'in filmlerinin figürasyon tayfasını yenerek böyle momentum kastı. Yani yerel güreşçi dövmekten çok da bir farkı yok bunun. Haftaya babayı alacak diyorum ve sözü en büyük Miz hater'ı Buğra Gür'e bırakıyorum. Buğra Gür. Ya The Miz tartışılmaya kapalı bir güreşçi bence. Bugün de hatırlarsanız forumumuzda, güreştürkiye.net forumumuzda, radyodaki dinleyen, podcast'i dinleyen arkadaşlar da ücretsiz üye olup güreş tartışma konularına katılabilir. Güncel haberlerden takipçisi olabilir. Seth Rollins mid-carder dedim. Ve bu büyük bir tartışma konusu oldu. Büyük bir tufan yarattı. Nedenini bilmiyorum. Ne zaman dedim? Bugün dedim. Ya çok garip bir tartışmaydı. Bu arada 30 bin abone olduk, onu da söyleyelim. Aynen, 30 bin aboneye buradan selam olsun. Bence The Miz'de hani o mid kartı yıkamayacak. Up olur, low olur. Beni ilgilendirmiyor orası. O temeli yıkamayacak bir güreşçi. Ha bir gün yıkarsa çok şaşırırım. Bence o potansiyelden biraz uzak. Yani Vince McMahon'ın kafasındakilerle uzak. Bizim radyodaki... The Miz yorucu... onu yıktı ama. Yıktı da. The Miz WrestleMania main eventer'ı oldu. Yıktı be, da be. Maçının ne olduğunu herkes izledi. Neyse, bu konuları tekrar evet, tekrar dönmeyelim. Drak ve Sina'ya karşıydı. Drak ve Sina'ya karşıydı. Sonuç evet, yani. Bitti maç, doğru diyorsun. John Cena'nın ilk kazanamadığı WrestleMania main eventi. Diyecek İkinci, bir şey yok. Secret. Diyecek bir şey yok. The Miz bence o zinciri, bu zinciri bir önceki kırdığı gibi tekrar kıramayacak. Bakalım ne olur ilerleyen aylarda Intercontinental'ı geri alabilir mi? Bence olası. Herkes bitirdikten sonra buna döneceğim. Ya özellikle bugün Bo Dallas ve Kurt Axel'ın performansları bence yani böyle beklentinin üzerindeydi. Ne düşünüyorsun Taner? Doğru ya, ben... Çoğu izledin mi? Yani... Soru mu yani? Tabii ki izlemedim. Şaka yapıyorum. İzledim. Güzel ya, ben ama The Miz'i çok özlemişim abi. Benim ana olayım The Miz'di yani. Hep The Miz'i izledim. Gerçekten keyif almışım. O sinirli halini bile özlemişim bu adamın. Umarım yani Intercontinental title rekorunu da kırar. Hak ediyor yani. Sanırım iki kemer kaldı değil mi? Hani iki defa kaldı galiba. 9'da 7 miydi? Jericho ile kapışıyordu galiba. Ya umarım rekoru kırar yani. Numan, 30 bin takipçimize ne demek istersin? Ben dedim mid card adı. Şaka bir yana. Abi kemeri almasını istiyorum bizim ya. Roman Reigns şu kemeri hiç taşıyamıyor. Yemeyelim taşıyamıyor yani. Aa bu arada
maçı ben Roman Reigns'in double spear yaparak biteceğine falan sanıyordum da olmadı abi. Beklediğimi karşılamak için. Ben de çok hayal kırıklığına uğradım ya. Ben de double spear bekliyordum. Ya Papaz Ergün aynı pilavı yer mi kardeşim? Bekliyordum abi ben. Double spear bekliyordum. Olmadı. Üzüldüm o yüzden ya. Yani. Handikap maçına çıkan bir güreşçi var mıdır son yıllarda? Yok öyle bir. Bazen CM Punk böyle CM Punk Shield'dan işte tokatlıyordu böyle bazen canı sıkıldığı zaman o eski zamanlarda. Ha, Dean Ambrose 31 var mı diyeceğim bir şey? Şimdi Shield deyince benim dikkatim dağıldı. Bir konuyu hatırlatır mısın Mehmet Dinler? Roman Reigns vs. Miz Storaj. İkiye bir handikap maçı. Haftaya bağlayayım ben direkt olayı. Ben The Miz'in kemeri geri alacağını düşünüyorum. Ve Jordan'la Ambrose'un kavgasından dolayı. Tahminimi de buradan yapmış olayım. Jordan'la Ambrose'un. Ay Ambrose dönecektim. Ay neyse. Evet devam etmek ister misin? Var mı söyleyeceğim bir şey? Yoksa ben bir Miz hater olarak konuyu kapatmak istiyorum. Miz'in saçları çok güzel olmuş onu da söyleyeyim. Benden bu kadar. Ya şimdi benim dikkatimi çeken bir şey var. Elias'la Miz arasındaki bu dostluk, bu şey partnerlik çok hoşuma gitmeye başladı. Yani bu takdimler falan inanılmaz keyif vermeye başladı. I wanna walk with Elias yani. Onu söylemeden geçmeyeyim. İkinci olarak Miz mi? Midcard'ır mıdır? Evet Midcard'ırdır. Ama Midcard'ır seviyesini düzenli olarak main event'a çıkarmayı başaran bir Midcard'ırdır. Yani eğer Miz'e ya sürekli Miz'in şu haline Midcard'ır diyorsak Midcard'ır tanımını değiştirmiş bir adamdır Miz. Hani bunu da söylemek lazım. Onun dışında Seth Rollins'e Midcard'ır diyen adam da bir zahmet güreş konuşmasın. Devam ediyorum. Sırada Numan'ın zamanı. Bu arada Seth Rollins midcard değil ya bu arada. Kim diyor? Burak Gür mü diyor? Geleceğiz. Niye dikkat alıyorsunuz ki adamı siz? Geleceğiz oraya geleceğiz canım. Bu arada 31 abone olduk. Tebrik ediyoruz. 31 abone. Geleceğiz oraya da geleceğiz. Paige'in intikamı adlı segmentimiz. Sasha Banks, Sonya Deville ilginç bir şekilde tertemiz ve çok basic bir şekilde Sasha'yı tuş etmeyi başarıyor. Ringden atlarken bir tane. Sayın dinler ben bir söz arabayayım acaba. Bir bitireyim. Şimdi birinci sorum. Sasha Paige'i bilerek mi sakatlamıştır? İkinci sorum. Evet. Paige'in sakatlanması yüzünden. Sasha cezalandırılıyor mudur? Üçüncüsü. Paige'in Royal Rumble ve sonrasındaki rolü bugün attığı tweetten de yola çıkarak ne olur? Numan başla. Biz çıkalım. Paige bence abi sakatlı falan bence abi haberle yalan bence ya abi. Bugün attığı tweetten sonra ben Royal Rumble'ı 30'un sırada girip alacağını düşünüyorum. İnşallah da olur. Biliyorsunuz ben çünkü çok seviyorum Paige'i. Bu arada Sasha her türlü cezalandırmalı. İzlemeyi mi? Bölmeme. Sasha hareketi bilerek yapmasa bile Sasha'nın dikkatsiz güreşini düşünüyorum. Ve bu yüzden en azından ceza alması bir büyük bir uyarı alması gerektiğini düşünüyorum Sasha'nın. Çok büyük bir uyarı hem de. Çünkü bu ilk değil Alexa'ya daha önce hatırlarsın sen Mehmet Dinler. Yani çok dikkatsiz güreşiyor. Yani dikkatsiz güreşiyor. Daha dikkatli güreşmesi gerekiyor. Abi konu Patreon'u da konuşamıyorum abi. Çok seviniyorum şu anda. İnşallah emekli olmaz. Bu arada akşam tamam. Yayını canlı Ege izlerken Patreon emekli Ege olacak diye canlı izlerim abi. Ege devam et. Ay. Ya ben Sonya Deville'e bir değineceğim yani. Çok tatlış olmuş ya gerçekten. Böyle. Bu kadar mı yokluktasın? Saç açıyla değil mi? Bu kadar mı yokluktasın ya? Taner. Bu kadar mı yokluktasın ya? Allah belanı versin. Açık saç bir yakışmış. Gel papi. Bir tatlış olmuş. Sasha Banks'e gelecek olursak da yani Seth Rollins ve Samoa Joe burun kırarken, boyun kırarken, kariyer bitirirken kimsenin sesi çıkmıyordu. Helal lan, adamsın lan. Vallahi helal olsun lan sana. İlk defa mantıklı konuştun lan. Pardon kanka. Ben çıkarıyordum. Onlara da sen çıkarırım. Tamam, sağ ol. Hayır, bunlara sakin. Diyorlar, deniyordur şey diye. İşte güneş hatası sakin. Olur öyle diye. Sakin. Bu kavga için ayrıca yeni bir podcast yaparız. Page Sasha mevzusu için ayrıca bir podcast yaparız 30 bin takipçimize. Şimdi sorularıma cevap ver. Paige Royal Rumble'da ne yapar? Paige Royal Rumble'da ne yapar? Ben gene tedbir amaçlı güreşeceği zannetmiyorum ama Mandy ile işte Sonya'ya bir eleme yardımı olacaktır dışarıdan çekerek. Olabilir. Buğra Gür? Ya Paige'in kariyeri hakkında diyecek çok şey var. Paige düşüşleri ve yükselişleri dalgalı olan, hızlı olan ve daima uç noktalarda yaşayan bir insan.
Ben iniş kalkışları seviyor. Ha, bir ortak orası. Oğlum bak. Severim sana bak. Sana var ya burası. Sana var ya severim. Tamam mı? Bana göre Söv Royal... bana bebeğim. Bana göre ya, Royal Rumble'da. Bu arada şey yani. Hı. Kameraya da çok yakışan biri ya Paige. Baba sürekli dilini çıkarıp yürümesin. Çok itici ya. Ağlama lan. Ağlama. Neyse. ben bu konuda yorum yap... çıkarmasın. Ya neyini bu... çıkarsın? Şortunu mu çıkarsın? Bu nasıl moderatör? Ben ne zaman yorum yapacağım ya? Yap. Dinliyorum ben. Bence Royal Rumble'a şansı yok. Bu kadar. Ağlama lan. Ne şansı yok? Isas yok. Ağlama. Ben konuşamam. Sözüm kesilmesin. Sözüm kesilmesin bir Samet. Bir şey söyleyeceğim. Ya bu görün... var. Tamam. Görün dediği şey hani dil çıkarma o alışkanlıktan o artık. O alışmış şey dil çıkarmaya. Onun da bir sıkıntı yok. Aner. Ağzını ben, sikeyim tamam kardeşim. Ağzını. Ben bu zamana kadar Paige'in sakatlandığını biliyordum ama ne için sakatlandığını bilmiyordum. Ben Wood sakatladı diye biliyordum ama herhalde Sasha Banks sakatlamış. Brad Dux. Sasha Banks'in de hayır Samoa Joe bir dakika lütfen kesmeyin. Samoa Joe sakatlıyor milleti. Seth Rollins sakatlıyor bir şey demiyorsunuz. Sasha Banks'e olunca ya bir tavuk akar öyle bir şey olmaz. Kadınlar devrimi kardeşim. Kadınlar devrimi. Susacaksınız. Royal Rumble'a gelirsek Asuka'nın kazanacağını düşünmüyorum. Paige'in de en fazla bu saatten sonra kumda oynayacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. O zaman devam ediyoruz. Woken'la devam ediyoruz. Woken'la devam ediyoruz. Çıkma. Niye çıkıyorsun ya? İki segmentimiz kaldı zaten. Woken'la devam ediyoruz. Matt Hardy Heath Slater'ı böyle Allah ne verdiyse yeniyor yani. Slater dayak yemekten bıkıyor bir süre sonra. Yani öyle bir durum var. İlginç bir şekilde bu sefer Bray Wyatt ortada yok. Matt Hardy kazanıyor, devam ediyor. Royal Rumble'da galiba karşılaşmayacaklar birebir maçta. Sonrası ne olur? Geçen haftadan farklı bir yorumu olan var mı? Yani ben de alıyorum direkt şimdi. Zaten şey, bir maçı kestiler. SmackDown United States kemerini kestiler. SmackDown'a çektiler onu haftaya, gelecek SmackDown'a. O yüzden Matt Hardy Broken olacağını hiç zannetmiyordum zaten. İki Rumble var. İki ana kemer var. İki takımlar kemeri var. Cruiserweight var. Cruiserweight eşantiyon zaten. O direkt şeye atarız onu kickoff'a. İki takım maçından biri de kickoff'a gidecek ya. Broken Matt'e gelecek olursak da şimdi yorumu şu. Impact izleyen biri olarak zamanında orada ben A kalite Matt Hardy'yi gördüm yani. A artı kalite hatta. Burada B olsa bile kesmiyor beni. Eksik geliyor. Orada efsane şeyler gördüğümüz için ne bileyim Final Deletion'dır, Delete or Decay'dır. Ya o telif hakları muhabbeti hala çözülmedi galiba ya. O TNA ile aralarında bir muhabbet vardı ya onlara. Hallettiler bile. Sen ayakta uyuyor. Yani nerede yani, kardeşim hani? Bu halletmişler halim ya. Halletmiş halim. Ha yani. Yan sanayi gibi şu anda bu Walking Mat beğenmiyorum. Beş para etmez yani. Peki. Yok oğlum benim de dikkatimi çekmiyor yani. Dikkat çekilen bir şey yok ki. Sırıtıyor mırtıyor. Bu ne ya? TNA'de de yapıyordu bunları. Kardeşim TNA'de çünkü Jeremy Borash bukluyordu bunları. Burada bu arada Paige sakatlanmış arkadaşlar. Bu arada teşekkür ederim. Nasıl sakatlanmış lan? Severim 10 seneye. Evet Mehmet dinler. Şimdi devam ediyoruz o zaman. Kısaca devam etmek isteyen var mı bu konuda konuşmak isteyen? Yok. Geçen haftadan farklı bir şey yok herhalde. Yok evet. Goldberg Hall of Fame'e katılıyor. Bu deneki Hall of Fame'in ana ismi olacak. Goldberg hakkında ikişer cümlelik yorumlarınızı rica edeceğim. Bu regürden başlayalım. İki cümle. Geçmiş olsun moruk. Taner Önem. Belif Dayıp adına çok sevindim. Ege Yürten. Bana geçtiğimiz yıl en kötü güreş yıllarından birini yaşattığın için sana teşekkür etmiyorum. Ne yaparsan yap. Xavier Woods. Yalnız ayıp oluyor. Neyse. Abi. Allah kahretsin nereye bilirim ki ya bu konu hakkında. Bir şey demek istemiyorum abi. Umurumda değil Goldberg ya. Umurumda değil ya. Tamamdır. Bu arada bir Paige hayranı için Xavier Woods'a benzetilmek bence bir onur olsa gerek. Main Event'ta devam ediyoruz o zaman. Tamam, Main Event'ta ne var? Finn Balor vs. Seth Rollins maçı var. Bu maçı kim ayarladı? Dahiyane çocuk Jason Jordan. Dahi çocuk Jason Jordan bile isteye ayarladı. Manyak. Neyse.
Seth Rollins'le de önceden soyunma odasında bir tartışması oluyor. Manyak mısın sen, niye böyle şeyler yapıyorsun diyor Seth Rollins. Haklı. Çok haklı. Neyse. Maç çok güzel gidiyor ve maçın sonunda The Bar geliyor. Tam böyle Allah diyoruz, böyle Club'la arasında kalıyor Jason Jordan. Tam Allah ne verdiyse dayak yiyeceğiz diyoruz ki herif Club'la The Bar'ı birbirine düşürmeyi başarıyor. Bence yani yok bu sevimsizliğin zirve noktası. Neyse devam ediyoruz. Ardından da Finn Balor'ı ayağından çekiyor, düşürüyor. Seth de bu fırsatı kaçırmıyor ve ne geri dönüyor? Bugün büyük bir return var. Return var. Curbstomp. Geri dönüyor koçum benim. Allah manyak hareket. Curbstomp. Ama WWE'nin ders verme politikası neticesiyle insanları sakatladığı gerekçesiyle yasakladığı Curbstomp 1,5 yılın ardından geri dönüp bu sefer de Finn Balor'ı sakatlıyor. Vallahi adam Sasha Banks gibi yani hareket, yani ne diyeyim ben. Sasha Banks gibi hareket çıktı bu da. Evet. Film Club vs. bu şeylerin hikayesi, setlerin hikayesi daha devam eder mi? WrestleMania Shield'la bir feud gider mi? Yani bu işte Champions Club'la bir feud gider mi? Bu 6 hatta 8 ismin Royal Rumble maçındaki şansları ve genel olarak maça dair görüşleriniz. Taner Önem'le başlayalım. Ya maç güzeldi. Ben keyif aldım açıkçası. Fakat şöyle bir şey var. Bu Curbstomp geri dönse bile bu Face Seth Rollins'ten hiçbir şey olmaz. Bana bir şey vaat etmiyor çünkü. Ya heel belki kurtarır bu adamı. Ne diyeyim ben, umudu kestim abi Seth Rollins'ten. Ben açık konuşayım yani. Ben çünkü Strowman'ları falan gördükten sonra yani Rollins yani bir Balor geliyor çünkü gümbür gümbür belli. Ya umarım heel olur yani bir an önce. Yoksa Seth Rollins eriyip gidecek, bu çok açık yani. Royal Rumble falan bilmiyorum ya. Yani ben Seth Rollins'i heel görmek istiyorum artık. Peki. Dean Ambrose 31. Ya önce Rumble şansları diyorduk değil mi? Balor Club'ın 0, The Bar'ın 0, şeyin de 0. Aynı şekilde Jason Jordan'ın 0, Seth Rollins'i %1, Ambrose'un %1, Roman Reigns'i %50. Öyle diyorum direkt. Ben Ambrose falan sormamıştım. Neyse devam et. Evet. Champions Club dedin ya işte oradan. Oo, boş ver, hiç anlamamışsın. Devam et. Yani Curbstomp, Allah kitap Curbstomp diyorum şu anda. Çok mutluyum onun döndüğü için, o finisher'ı. Ama bir heel kokusu aldım böyle maçtan sonra direkt çıkması. Jason Jordan'a sevinmesi falan. Ya Seth Rollins hep heel kokusunu alıyoruz uzun her zaman ama. Ne bileyim çok hoştu ya. Seyirci de tepki vermedi, rezil ettiler ya, mis gibi anı. Peki. Buğra El Patron. Ya şimdi Seth Rollins'in her şeyi tamdı da bir Curbstomp'u mu eksikti? Yani bence federasyon yanlış yerlerde arıyor Seth Rollins'in eksiğini. Bu adam sakatlığından döndüğünden beri ring içi olarak teke tek bir tane iyi maçı yok. Bir tane yok. Şimdi buradan bir tane söylersiniz. O maçta vasatın biraz üstüdür muhtemelen. Onun için bu konuyu geçiyorum. Yani Seth Rollins bence toparlayamayacak tempo olarak ve hani WrestleMania'daki maçı da iyi değildi bana göre. Kingslayer oldu. Bu kadar abi, Seth Rollins yani vasat bir güreşçi oldu. Maalesef diz sakatlıkları onu çok geriye attı. Tabii ki 2009'daki Seth Rollins'le şimdiki Seth Rollins'i karşılaştıramıyorum daha iyi bu açıdan. Ama ne değişir? Curbstomp'la bence hiçbir şey değişmez. Yani ne seyirciyi etkileyebiliyor, ne ring içindeyken arenayı ayağa kaldırabiliyor. Yok abi yani, hadi bu hafta seyircide sorun var diyelim. Yani bir yıldır mı arenalarda problem var? Geçiniz efendim, geçiniz. Tamam, son Numan'la da bitirelim. Yeni bir soru soracağım bu yorumların üzerine. Evet Brett Maddox. Abi. Ya gülme. Abi bence o 8 ismin hiçbirinin Rumble'da şansı yok. O kesin bir şey zaten. Maç da başlarda uyuttu. Sonralarda sonlara doğru açıldı. Ama abi Curbstomp falan diyoruz da ne bileyim abi, Seth Rollins abi, bak şu güreş de abi, şu anda aktif bir güreşinler arasında abi. Bir EC3, iki Seth Rollins abi. Bu iki adam abi face yapmayacak. Ha 3 Randy Orton abi. Bu 3 abi face olmayacak abi. Çok belli bir şey yani. Bu adamlar face olamaz abi. Olamaz yani. Çekilmiyorlar çünkü. Hiç çekilmiyorlar face halleri. Yani umarım kısa zamanda Hilton yaparsa belki eski tempoda kavuşur ama şu da sıralar zor çünkü sakatlar çok zorladı Seth Rollins'i. Ama tamam. Akşam bir heel'lık gördüm sanki ya. Ne bileyim.
İçime bir geldi yani. Hadi inşallah diyelim o zaman. Şimdi kontra bir soru. Buğra Gür bu yıl yapacağımız radyo yayınların herhangi birinde çarpılır mı? Artık zamanı gelmedi mi diye sormak istiyorum. Tahmin olan var mı? Ezan'a çarpık diyor. Bu arada YouTube kanalı 30 bin abone oldu. Tebrik ediyoruz YouTube. Evet, 30 bin abonemize sevgilerle. Yorumlara Buğra Gür'ün ne zaman çarpılmasını istediğinizi yazabilirsiniz. Biz bildiriyoruz direkt. Yeterince yapma dövmedi ilk tövbe, tövbe. Bu nasıl moderatör kardeşim ya? O zaman şovu 10 üzerinden puanlarınızı alacağım. Buğra Gür senle başlayabilir miyiz? 10 değil, haftalık şovları 5 üzerinden puanlıyoruz Mehmet. Ya benim gönlüm bol 10 dedim. Sen 5 üzerinden puanla. Tamam, ben 5 üzerinden puanlayayım. 3 veriyorum. Taner? Ben 5 üzerinden 3.75 veriyorum. Ulan sen nerede misin am? Page'in kameramanı? 3. O da Page için yani. Page olmasa 1 verecektim. Al işte. Neyse, seni çıkıyor ya. Sol taşa. Strowman'ın için 3 veriyorum ben. Rene Young'ın parasını yiyen insanın fanı. Sen ne diyorsun? Ben de 3 veriyorum yani. Standart Raw Show'uydu. Haftaya dönüyoruz. Oh. Haftaya ben 4 veriyorum. Kapatmadan önce şu duyuru yapmak istiyorum. Haftaya Raw'un 25. yıl özel yayınından önce canlı radyo yayınımızda birlikte olacağız. Değil mi arkadaşlar? Hepimiz oradayız. Aynen öyle. Canlı aynen olacak. Öyle. Mis gibi olacak. Sonrasında da ayrıca podcast'imizde gene tabii ki birlikte olacağız. YouTube kanalımız 30 bin üyeye ulaştı. Kanalı yeni açanlar için söylemek gerekirse. Ben bir çizilebilir miyim sayın moderatör? Şaka bir yana bizim bu sene hani forumda olmayanlar için söyleyeyim. 50 bin abone hedefimiz var. 31 Aralık 2018'e kadar 50 bin abone. Yani inşallah bir de 40 bin goy goy yaparız. 35 bin goy goy yaparız. 50 bin goy goy da olur inşallah. Hani inşallah bakacağız yani. Aynen öyle. Hepsini yapacağız abi. Enes Batur 1, biz 2 sonuçta. Hayır yani. Bro. Yapacağız. Böyle taptan listeleri falan yaparız. Şey özel. Evet. Kapatırken sevgili radyocumuz Erem Dur'un doğum gününü tekrar kutluyorum. Yeter buradan be kardeşim ya. Hatta. Hadi kapat. 30 bin aboneye ulaşmamızı da tekrar kutluyorum. Güreş Türkiye Radyosan bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kapadın mı?